Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlere dolap veya çekmece nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için etrafta 3 tane örneğim var ve ilk örnekten yola çıkacak olursam buraya bir masa yaptım. Burada bir çiçek var ve yağmur var. Yağmur yağdı lan direkt. Daha videonun başındayım, hemen yağmur yağdı ama ben hazırlıklıydım. Kodu direkt yazmıştım. Bu da gazete görevi görüyor. Beyaz halı. Dekor olarak kullandık. Burada şimdi tabii siz istediğiniz dekoru yapabilirsiniz. Ben soldaki ve sağdakine dolap, ortadakine ise kulpu ortada olduğu için çekmece diyeceğim. Bunu buraya böyle yaptık. Şimdi oturma odası veya salonda oturmalık böyle koltuk kullandınız ve koltuğun başında ve bitişinde yine bir dolap koyabilirsiniz tabii ki. Ve yattığınız yerde, yatak odanızda başınızın ucunda bir dolap olmasını istemez miydiniz? Evet, isterdiniz. Solda ve sağda gördüğünüz üzere buraya bir lamba yapabilirsiniz tabii ki. Tabii ki lambayı böyle yapmayın. Böyle meşale kullanarak yapmayın, evim evi yakmayın, tamam mı? Şimdi peki bunlar nasıl yapılıyor? Şu detayı, yani karanlık detayını nasıl vereceğiz? Lan oğlum yanlışlıkla bastım da bozdum lan. Neyse, bu detayı nasıl vereceğiz? Hepinize şimdi bunu göstereceğim. İlk önce elimize kahverengi flamamızı aldık. Daha sonra mürekkep kesesi ve kakao çekirdeklerini alıyoruz. Sağ tıkladığım çalışma masasına kahverengi flamayı ortaya koydum ve mürekkep kesesiyle etrafını donatıyoruz. Ve elimizde siyah çerçeveli kahverengi flama oluyor. Bize lazım olan orta kısmı, orta karanlık kahverengi kısmı. Tamam, bunu yaptık. Ben nereyi kırdım? Arkadaki bloğu kırdım ya. Nasıl bir adamım? Bunu şimdi ortaya koydum ve elimize kakao çekirdeklerini alıyoruz ve tekrardan kahverengi yapmam gerek. Bunun için de kakao çekirdeklerini kullandım. Ortaya koyduğumda bu detayı bana vermiş oluyor. Orta kısmına baktığınızda koyu kahverengi detayı görebiliyorsunuz çok rahat bir biçimde. Bunu şimdi yapmış olduk. Ben mutfakta da bunu yapmak istiyorsam elime bunları alacağım. Bunları da hemen yapalım. Beyaz flama var. Mutfakta dolap kullanmak için yapmak istiyorsanız gri boyamızı da kullandık. Gri çerçeve beyaz flamalı oluyor. Şu anki halini göstereyim. Ve bunu da ortaya koyup tekrar aynı rengine, yani beyaz haline döndürmek istiyorsanız kemik tozu kullanın ve beyaz flama yapmış oluyoruz. Beyaz eşyalarınız için. Ve bunu da şimdi kullanacağız. Nasıl yapıldığını ben size burada göstereyim. Bunları da şey yaptık, indirdik. Şimdi bunlara gerek yok şimdilik. Sen burada kal. Sen de burada kal. Ve elime ne alayım? Eşya çerçevesi lazım. Demir tuzak kapısı veya tahta tuzak kapısı işimi görecektir. Yapmamız gereken kahverengi flamayı ilk önce buraya koymak veya beyaz flamayı buraya koymak. Tamam, böyle yapayım şimdilik. Ve eşya çerçevesini bunun arkasına yerleştiriyorsunuz. Ve daha sonra demir tuzak kapısı veya tahta tuzak kapısı rengine göre kullanabilirsiniz. Ben şimdi buraya bu şekilde tahta kullandım mesela, kulpunu koymak için. Buna da beyaz kullanacağım. Gördüğünüz gibi yukarıda yapabilirsiniz. Bunu istediğiniz gibi yönünü çevirebiliyorsunuz. Ve buna da beyaz deneyelim mesela, nasıl olacak. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir dolap veya çekmece detayı vermekte. Temel olarak anlatacağım şey buydu. İşinize yarayacağını düşünmekteyim bence. Çok güzel bir detay. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.